Hafifletici Sohbetlere Sebep Sonuç kanalında hoş geldiniz. Bugünkü konuğum benim için çok kıymetli biri. Çünkü kendi alanımda eğitimler vermeye başladıktan sonra yine kişisel gelişim alanı ile ilgili eğitim aldığım tek uzman kendisi. Var olan bilgisi, tecrübesi ve insanlara olan katkısı itibariyle herkes için çok kıymetli ama benim için çok özeldi. Onun için kendisini davet ettim. Bugün İzzet Memi ile beraberiz. Kendisinin uzman olduğu konularla ilgili naçizane birkaç soru soracağım ve eminim doyumsuz bir sohbet olacak bizler için. Mutlaka. Hoş geldiniz, davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. İzleyicilerimizin sizi biraz tanıması açısından kendinizden bahsetmenizi rica Tabii edeceğim ki öncelikle. hızlıca paylaşayım. Ben aslen tıp hekimiyim ama aktif doktorluk yapmıyorum. Tıbbı bitirdikten sonra, mezun olduktan sonra böyle farklı yollara girdim. Yurt dışına gittim, kurumsal alanda bulundum. Ama en son işte yaklaşık bir 9 senedir hem bireysel alanda hem kurumsal alanda eğitimler veriyorum. Bu eğitimler genelde farkındalık, duygu düşünce yönetimi, kendini bilme üzerine. Kurumsaldaki eğitimlerde iletişim, liderlik, satış mükemmelliyeti, ekip olma, takım olma, kriz yönetimi gibi gibi haller üzerinden. Bir de çok sevdiğim bir konu mental dayanıklılık. Bunu hem üst düzey yöneticilerle birebir çalışıyorum hem de özellikle milli takım düzeyindeki sporcularla, çünkü onların çok ihtiyacı oluyor mental dayanıklılık konusuna. Onlara çalışıyorum. Tabii ki işte tıp eğitiminin yanında farklı eğitimler de aldım. Yurt dışından bir eğitim firmasının temsilciliği ben ve ortağımda. Koçluk eğitimimi aldım. Ama kaynak olarak da her zaman nörobilim, felsefe, kadim öğretiler, mitolojiyi kullanmaya özen gösteriyorum ki insanın evrensel doğasına uygun olsun. Yani izzetçe hal çok az olsun, yoruma dayalı hal. Çünkü hepimizin bir çalışma mekaniği var. Ve konu eğer evrenselse hepimiz için geçerli demek. Evet, harika. Eğitiminizin içeriğini, bir tane eğitiminizin içeriğini kendim de katıldığım için çok iyi biliyorum. Bu bahsettiğiniz harmandan o kadar güzel bir dokunuş yapıyorsunuz ki bence Teşekkürler. insanlara. Yani neredeyim, nereye gidiyorum ve evrildiğimde gideceğim yerler konusundaki öngörülerim neler olabilir çok güzel anlatıyorsunuz. Ben onun için biraz akıl nedir, zihin nedir biraz sizden de duymak isterim. Yani sizce ikisinin arasındaki farkı yaratan ne? Herkes akıllı, herkesin bir zihin denklemi var ama gerçekten aklı doğru kullanabiliyor mu yoksa zihin hapishanesinde tıkılı kalmış durumda mıyız? Bununla ilgili de biraz konuşalım Tabii ki. istiyorum açıkçası. Şimdi aslında buradaki biraz karmaşa daha İngilizceden geliyor. İngilizce'de bir kelime var, mind diye. Bizde akıl da olabiliyor, sembolü zihin de olabiliyor. Akla baktığınız zaman aslında akıl karar verme mekanizmasına dair her şey. Yani benim biyolojim de bu aklın içinde, psikolojim de bu aklın içinde, bedenimin içinde olan her şey de bu aklın Dış içinde. çevrede belki. Dış çevrede bu aklın içinde. Yani akıl eşittir biraz irade haliyle karar vermeye dair her şey. Zihin biraz daha aklın içindeki bir yer gibi düşünebiliriz. Aslında evrimsel dönemde oluşmuş bir kapasite zihin. Zihindeki bilgiler hafızayla çok bağlantılı. Çünkü zihindeki her şey hafızada var. Hatırladığımız şeyler zihnin içinde. Ve bu zihin bize sık tekrarla diyelim, bazı inanç kalıplarıyla bizi bir davranışa yönlendirebiliyor. Aklın bütününü kullanabilirsek, yani hem üzerimizdeki etkileri hem de bedenimizin ve psikolojimizin bizdeki etkilerini görebilirsek, o zaman o zihnin verdiği ilk seçenek yerine farklı seçenekleri de koyabiliriz. Tabii ki şöyle bir ironik bir durum var. Zihnimize çok güveniyoruz. Kimileri belki izlerken diyebilir ki yok ben güvenmiyorum. Ama şöyle bir örnek vereyim. Zihin tabii yorumladığı için yanıltabilir. Bunu da hayatımızın birçok yerinde yaşayabiliyoruz. Ya ben böyle sanmamıştım, böyle görmemiştim, bunu düşünmemiştim vesaire diye. Şimdi bir arkadaşımız diyelim bizi en yakın arkadaşımız olsun 5 defa yanıltsa, bak bu böyle deyip böyle olmadığı çıksa biz bir süre sonra artık onunla Yok. görüşmeyi bırakırız. Ama aklımıza ve aklımızın içindeki zihnimiz 400 bin bizi binlerce kez yanıltmış. yanıltmasına rağmen halen bugün
aynı güvenle öyle diyorsa ben öyle görmüşümdür, şu şöyledir diyebiliyoruz. O yüzden de aslında çok sıkı bir güven ilişkisi içindeyiz. Aklı devreye soktuğumuzda kendi perspektifimden bakarak benim çıkarımım aklı kullanabilmek için bilgi lazım. Ama bugünün koşullarında yani doğru bilgi ya da seçenekli bilgiye de haiz olmak lazım. Yani bu budur demeden önce, seçenekleri yaratmadan önce. Ama bugünün koşullarında da çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz. İşte aklı doğru kullanabilmek için doğru bilgiyi seçmenin yolu nereden geçiyor sizce? Valla güzel söylediniz. Yani aklın besini bilgi. Çünkü yeni bilgi geldiği zaman benim perspektifim değişebilir. Perspektifim değişirse konuya dair duygum değişebilir. Yani diyelim bir arkadaşımı doğum günümde aramadım. Çok sinirlendi bana. Sonra öğrendi ki çok daha acil bir işim varmış. Bilgi geldi. Aa, kusura bakma. Ben öylesine aramadın sandım deyince ne oldu? Konuya dair yaklaşımı ve duygusu değişti. Çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz. Ve bu bilgi zenginliği gibi gözüken fakat çeşitlilik bizim için, doğamız için uygun bir hal değil. Genelde çok çeşitli olsun ben seçeyim gibi daha özgür hissettiren bir hal olacağını sanıyoruz. Fakat çok çeşit varsa bu sefer benim 3 tane seçeneğim varsa aklım seçtiklerimde değil seçmediklerimde kalıyor. Bu bilgi için de geçerli. Çok fazla eğitim, çok fazla yaklaşım, çok fazla söylem, birbiriyle tezat gözüken haller. Benim yolum, ben yaptıysam sen de yapabilirsin diyor ama bunu yaparken de kendin ol diyor. Şimdi hani neyi nereden yapacağız? Benim kendimce uyguladığım bir hal var. Bir kere bu bilgi ne kadardır yeryüzünde? Kaç senedir orada? Devamlılığı ne kadar? Çünkü kadim öğretilere baktığınız zaman o bilgiler binlerce veya yüzlerce yıldır insana fayda sağladığı için bugüne gelmiş. Değil mi? Yani geçmişteki bütün bilgilere biz rastlamıyoruz. Sadece fayda sağlayanlar gelmiş haliyle 10 senelik, 20 senelik, 50 senelik bilgi ne kadar daha devam edecek bilmiyorum. O yüzden biraz kadim öğretilerle özür dilerim sağlamasını yapmaya çalışıyorum. Onlar da var mı? Çünkü insan yaşam tarzımız değişse de mekaniğimiz değişmedi. Evet. Halen aynı şeyleri arıyoruz. Evet. Hala aynı isteklerimiz var. Farklı yerlerde arıyoruz. Bir tanesi daha felsefenin çok önemli konusu mantık hatası var mı? Yani haliyle yorumsal bir durum mu? Yoksa yine insanın evrensel doğasına uyuyor mu? Mantık hatası varsa bu gerçek olmadığı anlamına gelmiyor. Fakat yorum olduğu anlamına geliyor. Yani bir ihtimalden bahsediliyor. Beklenen faydayı yaratmama ihtimali yüksek. Olabilir. Yani o yüzden nedir bu mantık hatası? Diyelim ki kişi şuna inanıyor. Herkes... İşte bütün başarılı kişiler erken yaşta atılım yapmış. Benim yaşım geçti. Artık olamam. Bu bir mantık hatası. Çünkü sadece erken yaşta atılım yapmış ve başarılı olmuş kişiler kümesini değerlendirmiş olduk. Halbuki tam tersi durum da var. Ve veya deminki örnekten arkadaşım beni doğum günümde aramadı. Demek ki bana değer vermiyor. Şimdi bu çıkarımın gerçeklik payı olabilir. Fakat mantık hatası var. Çünkü değer vermediğinden aramamış olabilir. Vermediğinden dolayı değil başka bir sebepten alın. O yüzden bu ikisi yani bir kadim öğretilerde var mı? İki mantık hatası içeriyor mu? Benim en azından kendimce uygulamaya çalıştığım bir pusula diyelim. Şahane. Bu konuda çok da hemfikiriz. Aynı şeyde düşünüyoruz. Ben kendi uzmanlık alanımda da beslenme konusuyla ilgili biliyorsun çok fazla bilgi var. Çok fazla işte o diyete, bu diyete, o akımı, bu bilmem nesi falan diyorum ki. Yani kaç jenerasyondur yapılıyor bu uygulama? Eğer en az bir 3 jenerasyon geçmediyse bunun etkilerini tam olarak görmüş olma şansımız yok. Doğrudur. Hani akım diyetlere baktığımızda Akdeniz diyeti yıllardır bütün kadim öğretilerle örtüşen, bizim coğrafyamızla meç eden falan. Yani insan bedenine faydalı olabilecek en elimizdeki net veri bu.
Geriye kalanları, hani bugün var ama yarınki etkileri belki beklediğimizin çok dışında olacak. Bugün bir şey hizmet ediyor olabilir ama mantığı da örtüştürüyor bilim bir şekilde işine geldiği zaman. Ama orada kişinin kendi mantığını biraz çalıştırıp gerçekten kendisi için doğru olanı da kendini tespit etmesi lazım. Belki doğru. De. Yani deneme yanılmaya açık olması lazım en azından. Değil mi? Doğru. Çünkü yani hani diyet ismi vermiyorum ama bazı diyetler kısa sürede çok daha iyi bilirsiniz. Çok etkili ve birden bütün enflamasyonu, her şeyi, iltihabı çıkarabilir. Fakat uzun sürede zarar verebilir. O yüzden hani zamanlaması, bilginin de öyle bu arada. Kısa sürede bizi çok iyi hissettirebilir ama uzun sürede hiç beklemediğimiz etkileri ulaşabilir. O yüzden deneme yanılmaya açık olmak, kendi üzerimize uyan kıyafeti, rahat ettiğimiz kıyafeti bulmak, bu önemli. Burada tabii bence her yol yolcusu için var. O yüzden doğru yol, eksik yol vesaire benim perspektifimde yok. Katkı sağlayabilir. Benim yolum en doğru yol değil. O yüzden kişinin o kendi halini bulurken de biraz bir gezinmesi, yani pazarda hemen ilk bulduğu şeyi değil de bir pazarı dolaşıp, bir koklayıp, bir dokunup, bir duyup ona en uygun meyveyi alması önemli diye düşünüyorum. Değil mi? Yoksa pazarda en güzel meyve bu diye satılanlar var böyle güruh halinde. Mutlaka öyle. Yani sonuçta kimse evet kendi yani ürününe benimki kötü alma demeyecek. Tabii ki. Sonuçta pazara geldiyse bir şeyler satmak için orada. Değil mi? Doğru, kesinlikle. Kadim bilgiler ve öğretiler deyince bu eğitimde de bu arada izleyicilerimize paylaşayım. Aklın ergonomisi eğitimi gerçekten bana çok dokunan, çok kendi eğitimlerim içinde içinden ufak tefek şeyler çaldığım, itiraf edeyim burada. Ne güzel. Seve seve kullanın, ne olur. Kıymetli bir eğitim. Orada hermetik yasalardan bahsediyor. Evet. Kişinin kendi dengesini bulmak için de bunların çok kıymetli bir altyapı olabileceğine dair bir izlenimle çıktım ben. Biraz bu hermetik yasalardan da bahsedelim. Tabii istiyorum ki izleyicilerimiz hani merak eden olursa derinleşir. Ama sizin perspektifinizden insan yaşayışına, aklı kullanmasına, kendi değişimine ya da gelişimine hizmet ederken dikkat etmesi gereken ufak tefek hususlara dair bir açıklama yapmış olalım. Tabii ki, memnuniyetle. Evrensel yasa ne demek? Evrensel yasa her an her zaman geçerli demek. Yani objektif yasa demek, subjeye göre değişmeyen, size, bana, geçmişe, geleceğe, şu ana göre değişmeyen, her zaman geçerli demek. Şimdi her durumda ve her zaman geçerliyse demek ki ben ne deneyimliyorsam deneyimliyim, o anda da geçerli. 5 yaşındayken de geçerli, 60 yaşındayken de geçerli, sabah uyandığımda da geçerli, gece yatarken de geçerli. Şimdi bu kadar her zaman geçerli yasalar varsa elimizde, demek ki ben ne zaman istersem dönüp o yasalarla bir sağlama yapabilirim. O yüzden çok önemli. Buradaki yasalar, Kybalion diye bir kitap var. K'ye Balion diye yazılıyor. Bu 7 işte kozmik, evrensel, hermetik yasayı içeriyor. Bu yasalar işte birincisi her şey akıldan ibarettir diyor. Onun açıklaması biraz daha derin ama kitabı alırlarsa okuyabilirler. İkincisi, yukarısı nasılsa aşağısı öyledir. Bunu herhangi bir sistemin en küçük birimi nasıl çalışıyorsa sistem ona göre çalışır gibi bakabiliriz. Yani birey nasıl yaşıyorsa aslında toplum da onunla benzer mekanikte yalnız. Yani orası önemli. İşleyişte çalışır. Tek bir hücrenin işleyişi nasılsa beden öyle çalışır. Eğer inanıyorlarsa bu boyuttan başka boyutlar olduğuna, o boyut nasıl çalışırsa bu boyut buna çalışır gibi bir hali var. Bunun bir başka yorumunda, çok özür dilerim araya girmişken. Yani kişinin sorunlarını çözmek için dışarıya odaklanmak yerine kendi içinden başlamasının son dönemde kişisel gelişim kuramlarında hep öğretiliyor olmasının bir dayanağı da bu değil mi? Bu olabilir. Bunun yanında tersi de olacağı için, şimdi kişisel gelişimin bana göre en çok tıkandığı yer kişiselde kalması. Yani kişi kişisel olarak geliştikten sonra toplumsal olarak, yani dışarıdaki kişilerle nasıl anlaşacağı üzerinden gelişmiyorsa, bir süre sonra bu
hal onu sosyalleştirmek yerine daha da kendi içine sıkıştırıp zaten insanlar böyle beni anlamıyorlar, ben geliştim, bunlar gelişmiyor diyorlar. Halbuki gerçekten kişi geliştiyse yargılamak yerine o kişilerle nasıl iletişim kurabileceğini, bağ kurabileceğini ortaya koyması önemli. Yani bir sporcu var diyelim, bütün yaz çalıştırdık onu. Hem şey beden olarak, fitness olarak, hem yetenek olarak. Hadi dedi sezon takım yok dedik böyle, sen çalıştın. Bir tek sen varsın. Şimdi bu hayal kırıklığından sonra bir daha çalışmak istemeyebilir veya kendi rutininde bir takımsız bir hayat sürebilir. O yüzden tersini de düşünmek önemli. Evet, ben bunları yapıyorum kendim için ama sosyal de bir varlığım. Haliyle bu sosyalliği de yakalayabilmem önemli. Sosyal varlıklığımız biraz unutturuluyor. Hep kendin, hep ben, kendine... yani bu empozeler de çok başladı. Özellikle bu ülkede değil. Yani her aslında, şeyi kendin hallet, kendin çöz, kendine dünyada diyelim. Bunun birkaç tane nedeni var. Hani yasalar şimdilik bir kenarda kalsın. Evet, orada konu olarak. Burada bir kere yani çok ekranda kaldığımız için... haliyle hep kişi kendi üzerinden bir yaşam sürüyor. Yani bütün bağını buradan kuruyor. Ondan sonra bu alandan çıkıp başka akıllarla ve algılarla bir iletişim haline geçmesi çok zorlayıcı olabiliyor. Çünkü burada istediği kişi ama orada her zaman istediği kişi olamıyor. Bunun yanında tabii bu ben hali maalesef ki veya iyi ki bilemiyorum. Hani bir yorum yapmayayım. Ama kişi hepimizin içinde olan narsistik doğamızın daha hızlıca dışarıya çıkabilmesine neden oluyor. Bir de bu bireysellikte hem kadın hem erkek için güçlü olmalısın. Kendi ayaklarının üzerinde durmalısın. Kimseye ihtiyaç duymamalısın vesaire üzerinden ve bu örneklere de maruz kaldığı için bu durumu daha da bireyselleştirebiliyor. Daha böyle içimizde olduğumuz vesaire bir durum çıkıyor. Bir de bir pandemiden geldik sosyal mesafe üzerinden. Birçok kişiden duydum. O kadar da kötü değildi aslında dediklerini. Doğru, doğru. O dönemin artı eksileri yan yana koyunca herkes öyle için çok farklı. Öyle. İkinci yasa, üçüncü yasa. Üçüncü yasa vibrasyon yasası. Ama bu vibrasyon çekim yasasındaki gibi bir şey değil. Zaten kadim öğretilerin hiçbirinde çekim yasası bulamazsınız. Diyor ki hiçbir şey asla dinlenmez. Her şey her an hareket halindedir. Peki ne yapalım? Aslında her şeyin geçici olduğunu söylüyor. Ama bu geçiciliği genelde biz fiziksel dünyamız üzerinden deneyimlediğimiz, yani şahit olduğumuz için ilk belki o aklımıza gelebilir. Bunun yanında duygun da geçici, düşüncen de geçici. Ama en önemlisi bugün kendine dair ortaya koyduğun ben tanımın geçici. Yani ben kimim, şuyum, şuyum. Bir sene sonra daha farklı bir ben tanımı yapabilirsin. Bu da bütün kararlarını, önceliklerini, değerlerini, öfkeni, sevgini, korkunu hepsini etkileyecek. O yüzden buradan bakmak bence önemli diye düşünüyorum. Çok önemli çünkü 5 sene önce yaptığı hata için o hatadan dolayı kendini hala yargılayarak hayatına devam edenler biliyoruz. 5 sene önceki sen değildin ki, bugünkü sen çok farklısın. Evet. Ne anlamak bile çok büyük bir uyanış bir tarafta. Ki bazen sıkı sıkıya tutunma talebimiz olabilir. Çünkü akıl enerjisini korumak ister. Yeniyi çok sevmez. Bütün görevi, aklın ev sahibinin görevi, bu bedeni ayakta tutmak olduğu için bütün demeyelim, öncelikli görevi kognitif, yani düşüncesel bir, bilişsel bir durumla karşılaştığında minimum enerjiyle maksimum verim almak istiyor. Benim kendimi değiştirmem akıl ve aklın ev sahibi beyin için büyük konu. Yani biz bu enerjiyi şu an nasıl buraya vereceğiz? Bedenle uğraşmak lazım dediği için kişiyi o halde sıkıştırıp tutabiliyor. Peki, her şey hareket halindedir dedik. Her durumun eril ve dişil enerjisi vardır. Bu aslında yin yang'deki denge gibi. Bir sonrası her şey zıttıyla var olur. Aslında bunun, bu yasanın ismi polarizasyon.
Yani zıtlık. iki kutup olması. Şimdi zıtlıkları bazen şöyle, yani her şey zıttıyla var oluru çok sömürülen bir yasa diyeyim. Anlatılmaya çalışan, yani tamam şimdi bir sıfat koyduğumuzda güzel ve çirkin diyebiliyoruz rahatlıkla. Ama masa dediğimizde masanın zıttı ne? Hı-hı. Sandalye mi? Değil. Hı-hı. Haliyle şunu diyor. Her duruma iki kutbundan bakabiliriz. Zıt kutuplarından bakıp değerlendirebiliriz. Hı-hı. Haliyle o zaman her durumun zıt kutupları vardır. Hı-hı. O yüzden hiçbir durum mutlak olarak iyi, mutlak olarak kötü değildir. Evrensel olarak değildir. Zihnimizde öyle olabilir. Altıncı yasa, her şeyin bir ritmi vardır. Haliyle her şey hareket halindeyse hız da olmak durumunda. Çünkü hareketle hız yan yana geliyor. Buradaki ritim, peki bu yasayı ne yapalım? Bazen kendi ritmimiz yaşamın ritmine uyumlanamayabiliyor. Biz daha hızlı gitmek istiyoruz. Yaşam diyor ki bekle. Veya yaşam koş diyor ama diyoruz ki çok yorgunuz. O yaşamın ritmini doğru duymak ve kendi ritmimizi ona göre hizalamak daha dengeli bir hayatı getirebilir. En sonuncusunu da buraya bıraktım. En sonuncusu sebep-sonuç ilişkisi. Her sebebin bir sonucu, her sonucun bir sebebi olmak durumunda. Bunun, peki bu yasayı ne yapalım? İstesek de istemesek de, fark etsek de fark etmesek de her davranışımızın. Ama her davranışımızın bir sonucu, bir sebebi var. Ya niye böyle davranıyorum bilmiyorum, bir sebebi yok dediğimizde de bir sebebi var. Ya ben bunu yaptım ama boşuna, hiçbir yere varmayacak dediğimizde de o davranışın bir sonucu var. Bütün gün evde hiçbir şey yapmadığımızı düşünsek, bugünü çok boş geçirdim desem bile onun bir sebebi ve sonucu olacak. Bugün çok verimliyim desem de. O yüzden eğer hayatımdaki sonuçlardan memnun değilsem, sebeplere dönüp bakıp davranışlarıma bakabilirim. Sebeplerinden memnun değilsem farklı sonuçlar için farklı davranışlara gitmem doğru olur diyeyim. Hı hı, muazzam. Çok güzel, çok akıcı anlattınız. Biraz estağfurullah. Bugün süreyle ilgili bir şeyimiz olduğu için hani sohbet gerçekten çok keyifli. Daha saatlerce konuşsak konuşuruz ama yetişmeniz gereken bir program olduğunu bildiğim için. Evet, o yüzden hem sizden hem seyircilerden özür dilerim. Evet, hani özür zarafetiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Umarım bir programımız daha olur birlikte. Daha derin. Keyifle, memnuniyetle. Daha izleyicilerimize kendilerini değiştirmek adına böyle küçük tiyolar ve maymuncuklar verebildiğimiz güzel, keyifli programımız daha olur. İyi ki geldiniz. Çok çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Sohbetimizden eminim izleyicilerimiz cebine çok şey koydular. İzzet Bey, İzzet Mimi, katılabiliyorsanız, yer bulabilirseniz eğitimine katılın. Aklın ergonomisi. Hani çok reklamını yaptım belki ama hakikaten bu konuda uzman olunca birilerinden eğitim almak biraz egoya da dokunuyor. Ay biliyorum falan da diyorsunuz ama sizin eğitiminiz bambaşka bir yerdeydi benim için. O yüzden çok zarifsiniz. Üzerine basa basa söylüyorum. Yeni programda tekrar görüşmek üzere diyelim. Sorularınız olursa lütfen yorumlara yazın. Hepsini tek tek okuyoruz. Cevap verebildiklerime de veriyorum. Yeni programımızda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Zinde kalın, hafif kalın, aklınızı kullanın.